akşamlar. Sebep Sonucu'na hoş geldiniz. Sebep Sonucu'nun bugün ilk bölümünde ekonomiyi konuşacağız. Herkesin gündemi de bu sanırım. Kimlerle beraberiz? Türk Medya ve Türk Medya Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabar'da. Yusuf Hocam hoş geldin. Teşekkürler, sağ olun. İhsan Aktaş bizimle. Araştırmacı yazar, Daily Sabah yazarı. Hocam hoş geldin. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist, profesör, doktor Abdülkadir Develi de bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Özay Şendir, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Özay hoş geldin. Hoş bulduk May. Ankara stüdyomuzda da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı var. Emin abi hoş geldin, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Emin Pazarcı ile bir giriş yapalım. Şimdi sosyal medyanın gündemi başka aslında. Kime sorsam gündeminiz nedir diye gündelik hayatta, ya diyorlar işte ekonomi konu, terör olabilir, Gazze tabii ki diyorlar, bölgesel sorunlar. Herkes büyük büyük konulardan bahsediyor ama sosyal medyada neyin tık aldığına bakıyorum ya da hangi haberlerin çok okunduğuna bakıyorum. İşte bir tane sosyal medya fenomeni, ilgi müptelası bir tip küfür ediyor etkileşim almak için. Ya da başka birisi çıkıyor, saltanat ailesini Türkiye'den gönderenlere beddua ediyor. Sonra bir açıklama yapıyor, kime ne dediği belli değil. En çok tık alan haberler bunlar. Şimdi biz de arada derede kalıyoruz. Acaba diyoruz halkın gerçek gündemi mi yoksa sosyal medyanın gündemi mi? Ama biz ekonomiyle başlayacağız Emin abi ve seninle başlayalım. Hay hay. Nedir senin ekonomiyle ilgili ilk gündemin? Şimdi tabii sesin bir kısmı gitti de önce sosyal medya ile ilgili bir değerlendirme yapayım. Maalesef ve maalesef sosyal medyada gündemi belirleyen bir takım şeyler var, unsurlar var diyelim. Bunlar 20 saniyelik bir takım işte görüntülerle halkı yönlendiriyorlar. Zaten bu yönlendirme sonucunda biliyorsunuz Zelenski diye bir insan türedi, öbür tarafta Macron geldi. Bunlar dünyada pek çok yere etkiliyorlar. Sadece Türkiye'nin problemi değil ve bugün de seçim öncesi ciddi anlamda müsilaj takımı diyorum ben. Onlar ortalığı kirletiyorlar ve halkı belli bir noktaya yönlendirmeye çalışıyorlar. Aslında halkın gündemi değil bu, yapay gündem. Ve bu yapay gündemler çerçevesinde işte biz de böyle debelenip duruyoruz. Şimdi ekonomi derseniz evet ekonomi her zaman herkesin gündemi, doğru. Yani bir emekler meselesi var. Emekler şikayetlerinde haklılar. Zaman zaman bunun üzerinden prim almaya çalışan da belli bir kitle var. İşte onlar da seçim öncesi bunları böyle belli noktalara yönlendirerek bu işi istismar ederek sonuç almaya çalışıyorlar. Öbür tarafta asgari ücretler var. Şimdi asgari ücret, herkes asgari ücret alıyor mu almıyor mu, bu tartışmaları bir tarafa bırakalım. Asgari ücretler var ve asgari ücretlerde bu fiyat politikaları gidiyoruz. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Halkın içindeyiz. Bu şartlarda zor durumdalar. Ama bir başka şey daha var. Asıl tehlikeli olan o. Bir de acımasızca para harcayan, hesapsızca para harcayan kitleler var. Geçtiğimiz günlerde markasını vermeyeyim. En ucuz ürünün 1000-1500 lira olduğu bir kozmetik mağazasının önünden geçerken hanım kuyruğa bak dedi. Gerçekten dehşete düştüm. Ucuz mağazalarda, yani nispeten ona göre ucuz mağazalarda çok fazla yoğunluk yokken oralarda da çok ciddi anlamda bir kuyruk var. Şimdi bu Türkiye'nin problemi. Kim ne derse desin. Bir yanda acımasızca, hesapsızca para harcayanlar var. Bunlar bir vurgunun sonucu. Yani son dönemde zaten bu ekonomiye baktığımız zaman pek çok yerde ciddi anlamda %500-600 kar gibi rakamlar var. Ben bunun örneklerini verdim. Su da öyle, başka konularda öyle. Buradan büyük kazançlar sağlayanlar var. Bir yandan emeğiyle geçinenler var. Sosyal medya gündemi dediğiniz zaman da işte bunu böyle çarpmaya çalışan bir takım kesimler de ortaya çıkıyor. Ama bu bugünün meselesi değil. Yani ben bildim bileli maalesef ve maalesef gelir dağılımında böyle bir adaletsizlik var. Bu Türkiye'nin değil sadece dünyanın sorunu. Zaten siyasette bunun için var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bunu mümkün olduğu kadar farklı noktaya getirmeleri gerekiyor. Yani pastadan ülkenin çok küçük bir kısmı %70-80 lira alırken büyük bir kısmı ne oluyor? %20-30 arasına sıkışıyor. Zaten problem de buradan kaynaklanıyor. Yani gündem dediğiniz zaman
buralarda geziyor. Bizim gündemimiz ne? Biz de tabii ki sıkıntıdayız. Biz de bu gündemlerin peşinden koşuyoruz. Zaten mesleğimiz bu, gazeteciyiz. Ama benim gündemim daha farklı tabii. Dünyadaki gelişmelere bakıyorum, Türkiye'deki gelişmelere bakıyorum. Biraz sonra konuşacağız. Bu müsilaj takımına bakıyorum. Ve şunu söylüyorum, yani bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Ben kendi işime bakarım diyorum. Ben kendi gündemimi kendim belirliyorum. Yani kısaca girizgahı böyle yapalım, daha sonra konuşuruz. Eyvallah. Sana da katılıyoruz. Biz de gündemimizi belirliyoruz. Halk ne konuşuyorsa onu konuşuyoruz. Tabii ki ağlama duvarına da çevirmeden, çözümler önererek konuşmaya çalışıyoruz.